Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Birinci koşuyla başlayalım hemen. Maiden dişisi boş koşusu 8 ile 3 arasında bir yarış olmalı. Hangisi çıkmak isterse o çıkar. 8'in kazanma potansiyeli yüksek. Apranti'yi almış üzerine. Pelit de burada yeni koşan atla sürpriz peşinde olur. İkinci koşu şart 5. Burada 4 ve 1 rövanşa çıkıyorlar. Bu kez jokey avantajı 4'ten yana, 4'ün kazanması, koşan Zeynel'in kazanması normal sonuç. Bir gene rakip oluyor. Hani plaselere gene 2 at bulundurmanızı tavsiye edeceğim burada. Ferit İstanbul'dan gelen Arap çeliğe biniyor ama ne koşacağını bilemiyorum tabi. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 16, handikap 3. Burada 2 at. Çok ön plandalar. 2 ve 7 nolu safkanlardan birinin kazanması çok normal sonuç olur. 2 atın yeterli olması gerekiyor bu koşuda. Yeterli olmalı. Ayırmak istemedim 7 ve 2'yi. Umarım biri kazanır. Diğer atlardan önereceğim bir safkan yok şu an için. Kendi tuttuğunuz, inandığınız at varsa eklemeyi size bırakırım. Ama bu 2 atın da sağlam kaldığını, birinin kazanması gerektiğini tekrarlamak istiyorum. Hani az at geçmek de ilk aya baya baya size artı yazacaktır. Tuttuğunuz, çok inandığınız bir ya da iki at ekleyin arkadaşlar. Fazla at eklemenizi de tavsiye etmiyorum. Dördüncü koşu kısa vade 8 Ceylan Pınar koşusu. Ceylan Pınar karakolda bitecek koşu. O yüzden biraz at bulundurmakta fayda var. Burada sürpriz koşar durumda kalan atları önereceğim sizlere. 13 Ulugöl. Bu tip gruplarda bu safkan her zaman iş yapar. %2'lik bir at kesinlikle değil. Bulunsun derim. 7 önermekteyim sürekli. 5. Bunlar Kaisbertler. Para kazanamayan Kaisbertleri. 7-5 mutlaka olsun. Kazanç ve sonuç yarışını kazanan formda safkanı 10 Hilvanlım. Bunların bulunması gerekiyor ilk etapta 7, 13, 5, 10, 8, 2, 4 sırasıyla artık 6. Bunlar hem AGP atları hem geçmişte iyi yarışlar olan safkanlar. Bozkara'nın son iki yarışı falan. Bunlardan da tercih edilir, itiraz etmem. 8, 2, 4, 6 hatta 15. Böyle hani görebildiğim ama direkt öneremediğim safkanlar. Bunlardan bütçeniz oranında at eklemenizi tavsiye edeceğim. Atlanmaması gereken 13, 7 ve 5 en azından plase sürpriz hanesindeler ki 13'ün kazanması ihtimali yüksek. İyi koşma ihtimali bizler için güzel olur. 5. koşusu handikap 16. Handikap 3 kısa mesafe ama burada direkt götüreceğim safkan 10 dikme ası. Bu ata dikkat edelim. Şarta uygun, uyumlu vaziyette start alıyor. Verdiği kilolarla burada çok şanslı koşar duruma gelmiş. AGP'lerine bakmayın. Zaten bu tip atlardan, bu tip yarışlarda AGP'leri çok fazla dikkate almamak gerekir. 10 ve 5 ön plandalar. 8, onun yerine geçecek olan Uzayhan. Bunlar hep 5'i geçebilecek atlar 8 ve 10. Bulunsun derim. Zaten 5, 10, 5, 8. Favori plase. Onu yazmaz kimse. 10 bizde bulunsun. Geçen hafta önerdiğim 9 kazanırken 11'i geçmişti. Hala bunlar da şanslı koşuyorlar. Yazılır yani. Diğer atlardan önereceğim bir safkan yok. İnandığınız at varsa ilave ediniz. Az at 5-18 yeterli olabilir. Yani çoklu yazımlarda 11 ve 9'u birlikte düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bülent Bura. Biraz handikap 16 ağır gelir bu şart Bülent Buray'a ama bu 5-8-10'dan sonra tabi ilk etapta 9-11 geliyor. 6. koşu Maiden dişi 8 nolu safkan. AGP bu AGP'lerden yapmaktan bıktık artık. Dün de bir tane at daha vardı yine aynısı. Yine kayba koştular artık. Yok yarışlarda. Talimatlı koşuyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. AGP çıkan nerede AGP çıktıysa kim olursa olsun sahipleri veriyorlar talimat. Yani altılıyı tek atıyoruz. Adam bizim şey kupon yarış başlamadan yapmış. Adam vermiş talimat. Gelme diyor yani. Çıkma çıkarsan döverim diyor. O vaziyet.
Özgün Sayfa, Necmi Altın. Apprenti olsa çok kolay, rahat tek önerirdim. Necmi var üzerinde, korkuyorum 8 için. At da yok. Hani rakip ne olabilir? 3 olabilir. Arkasındaydı 3. 1 Ada Kızı, Adana'dan gelmiş böyle enteresan aprantili bir at. Hani ganyanlı gelir, kimseyi bırakmaz. Bakın bu meydanlarda böyle atları kolluyoruz. Kaizvertleri var. Hiç iyi durumda görmedim. 9, 4. AGF zaten bunlar da. Yazılır, beklenir. Hani gene de kimi tek atalım? Ya hani çıkmazlarsa öyle olsun dediğimiz at 8 Özgün Sayfa. Ankara'dan Urfa'ya ilk yarışını başarılı koşmuş. Burada ne yapacak, tekrar çıkacaklar mı? Yılda bitti artık. Bunlar hep şart. 19'a kalan safkanlar. Elene elene artık at da kalmadı meydanlarda. Gene de AGP çıkan atlar kazanmıyor. Çok enteresan. 8. Atalım şu teki de, gelmezse gelmesin teki. Nokta. Diğer atlar 3, 1, 4, 9, 1'e dikkat edin burada. Gördüğüm sürpriz potansiyeli bir satlan. Sonrası herhangi bir at. Made in Araplarda fark etmiyor, AGP bakmaksızın herhangi bir at. 7. koşu. Şart 5. Burada da 11. King of the Five. Aslında şartın kilosunda olmasa da grubun çok uygunluğu ile çok şanslı koşar durumda. 11 no'lu saptan. Hani tek olurluğu yüksek aslına bakarsınız. Dün Diyarbakır yarışında bir tane at var. 2-3 yarış pas geçiliyor. Yok, 0-0-0. Aynı grup, aynı şartlar. 4. yarışta hepsini uzak çekiyor. Şimdi bu atı önermek, tek önermek. Yani söylersiniz, çok rahatlarda söylersiniz. Diyarbakır falan. Hikaye yarışlar. Burada biraz daha düzgün, derli toplu. 11'in kazanma potansiyeli yüksek. İyi koşması gerekir, kazanır. Eksik koşarsa 10 sürprizini yapar. %3'lük at değil bunlar bakın. Bunları önermem gerekiyor sizlere. 12 öyle. %2'lik bir at değil bu grupta. 1. Baba Şahin. 9. Ferit'le Real Grace. Kısmen bunları AGP aldı zaten. Şanslı. Mitrevi şu 5.liğini de tek önerdim. Gitti burada uzak çekti. At yarışı diyorum artık. 4. 7 dişi safkan. 3 dar sokak aprantisine rağmen. 2 şartlı 5'e kadar düştü. Bu atta bir şey kalmamış. Büyük bir ihtimal. Bakın bu at. Ömer Demir sahibi. Tanımıyorum ama. Sıkıntılı at koşuyorsunuz. Ömer Demir. Atınız AGP alıyor. %12. Yazık günah. Şart 5 atı değil. Sırbı pilotlu. Grup kazanan bir saplama. 63'te zorluyorlar. Bakın şartlı 5'i zorluyorlar. Kısa vade 6'da 0 çekmiş. Hadi bir daha inelim. Maiden'a inecekler utanmasalar. Tabi öyle bir şey yok. Bu tip atlar var. Çok var böyle. 2 gibi çok at var. Sıkıntıya sokuyorlar atları. Ondan sonra yazıyorlar. AGF çıkıyor her yazılan grupta. Tek atarsanız yandınız. Yazabilirsiniz ama tek atmayın 2 gibi atları. 11. Burada benim direkt favorim. 10, 12, 1, 9 ve diğer atlardan tercih ediniz arkadaşlar. Tek atalım derseniz de 11'e kabulüm, kazanması gerekir. 8. koşu Shark 4. Burada da bir Akansel. 2 yarış kazandı. Ondan sonra biraz üst grupta bir yarışı var. Sonra bir pas yarışı var. Ve bu mesafenin birinci kulvarından çıkan Akansel'i neredeyse pist rekoru kırıyordu bir şu birinciliğinde. Kolay bir grup. Bir nolu safkan için. Kazanabilir. Tek dahi olabilir. İbo Hocam'ın start problemi var. 3 boy, 2 boy kalırsa yarışta olur. 1-2 yapar. 4 nolu safkan. 5-6 boy kalırsa da sıkıntı İbo Hocam için. 5 meydanın eli son yarışını kazandı. Formu ile tabii ki yazılacak safkan. Bu kadar önereceğim safkanlar. 3 biraz daha alt grup atı. Ancak Ferit var üzerinde ya. Yazalım derseniz de AGP itiraz etmem. 1 buranın atı. Kazanması gereken atı 1. Yukarınki 11. Böyle bir durum var Şanlıurfa'nın. Görebildiklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.